Toplam fark formülleri örnek soru 3. Bu videomuzda toplam fark formülleri konusuna bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Arksin 3 bölü 5 eşittir x ve arkkos 5 bölü 13 eşittir y olarak veriliyor. Bu bilgilere göre kosinüs x eksi y ifadesinin eşiti nedir? Bu sorunun toplam fark formülü sorusu olduğunu anlama noktamız şurasıdır. Yukarıdaki arklı kısmın toplam fark formülünü bize göstermesi açısından hiçbir etkisi yoktu. Burada kosinüsün içinde x eksi y'yi görmemiz sorunun toplam fark formülü olduğunu bize zaten kesinlikle gösterdi. İlk iş bize sorulanın bir açılışını yapıp bize neler gerekli bir onun farkına varalım. Kosinüs x eksi y'nin açılımı, kosinüsteki fark açılımı cos cos sin sindir. Cos x çarpı cos y. Kosinüste arada eksi varsa burası tam ters işaret olur. Artı sin x çarpı sin y'dir. Şimdi bize gerekli olan şeyler kosinüs x eksi y'nin değerini bulmak için kosinüs x, kosinüs y, sinüs x ve sinüs y'dir. Şimdi yukarıda verilmiş olanlara bakalım. Arksin 3 bölü 5'in x olduğunu biliyoruz. Burada yapacağımız ilk iş bu karşıdaki x ile buradaki 3 bölü 5'in yerini değiştirip bu baştaki arkı kaldırmak olmalıdır. Sinüs x eşittir 3 bölü 5'e ulaşırız. Ve buradaki x açısı arksinin içinde pozitif sayı varsa karşıdaki x bir açıdır ve birinci bölgede açıdır. X açısı birinci bölge. Yani 0 derece ile 90 derece arasında. Eğer ki arksinin içinde negatif sayı olursa karşıdaki x açısı dördüncü bölgede bir açıdır. Arksinin sonucu asla ikinci ve üçüncü bölgede birer açı çıkamaz. Ya birinci bölgedir ya dördüncü bölgedir. Bunun çok iyi bilincinde olmalıyız. Bu soruyu daha zor yapmak için buralara eksik atılabilir. Sorumuza devam edelim şimdi. Bunu alalım. Ark kosinüs 5 bölü 13 y'ye eşit. Y ile 5 bölü 13'ün y'ni değiştirerek bu baştaki arkı kaldırırız. Kosinüs y eşittir 5 bölü 13 olur. Peki y açısı kaçıncı bölgede bir açı? Ark kosinüsün içerisi pozitifse y açısı birinci bölgede açıdır. Bütün arklılarda içerisi pozitifken birinci bölgede açıdır. Sin ve tanjantta içerisi negatifken dördüncü bölge, kosinüs ve kotanjantta içerisi negatifken de ikinci bölge olur. Ki burada bizi ilgilendirmiyor şimdi onlar. Y açısı birinci bölgede. Yani 0 ile 90 derece arasında. Şimdi sorunun devamını farklı bir renkle devam edelim. Sin x'i bulduk zaten. 3 bölü 5 yazalım. Burada bir sin x var. Kosinüs y'yi de bulduk 5 bölü 13. Bize lazım olan şey kosinüs x. Onu bu sinüs x'in değerini bildiğimizden dolayı üçgen çizerek bulacağız. X açısı için üçgeni çizecek olursak sinüs karşı bölü hipotenüstür. Karşı 3'müş, hipotenüs 5. Bu nedenle komşumuz 3, 4, 5 üçgeni olacağından dolayı 4 olur. Ve buradan kosinüs x birinci bölgede bir açı olduğu için kosinüs birinci bölgede pozitiftir. İşaret değişmiyor. Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 olur. Ve bu sayede gerekli olan buradaki kosinüs x'i de ulaştık. Çarpı var arada. Artı. Elimizde bir tek sinüs y yok. Kosinüs y'nin değeri var. Buradan üçgen çizeceğiz. Komşumuz 5, hipotenüsümüz 13.
5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. Karşıyı 12 olarak bulduk. Y açısı birinci bölgede olduğu için sinüs Y de pozitif olacak. Çünkü bütün birinci bölgedeki trigonometrik ifadelerin sonucu pozitiftir. Sinüs Y de 12 bölü 13 edecek. Buradaki sinüs Y'nin yerine de bunu yazacak olursak artık bu değerimizi hesaplayabiliriz. 20 bölü 65. Sadeleştirme yapmıyorum çünkü ikisinin paydası da aynı kalsın da toplayalım kolayca. Ondan sonra gerekirse yaparız. 36 bölü 65. 56 bölü 65. Herhangi bir sadeleştirme söz konusu değil yanlış görmüyorsam. 5'e bölünmüyor, 13'e de bölünmüyor. Tamam. Sorumuzun cevabı 56 bölü 65'tir. Oldukça güzel bir soruydu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.